Sayın Dışişleri Bakanımız, çok kıymetli önceki dönem bakanımız, değerli Genel Başkan Yardımcımız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli il başkanımız, değerli milletvekillerimiz, çok değerli önceki dönem ilçe başkanlarımız, AK Parti ilçe başkanımız, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, değerli gençler, değerli teşkilat mensuplarımız, Mudanyalılar, Mudanyalılar ne istiyor konulu proje tanıtım ve basın toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tam bağımsızlık bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur. Bu vazife bütün millete ve tarihe karşı üstlenilmiştir. Sözleriyle yolumuza ve mücadelemize ışık olan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Türkiye Yüzyılı Büyük İdeali Mudanya'mıza hayata geçirmek üzere çıktığımız bu yolda bizlere güvenen, gençlerin her daim önünü açan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınıza şükranlarımı arz ediyorum. Toplantımızın onur konu olan Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlığımızın dünyaya ilan edildiği mütareke kenti Mudanya'mızı ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, ben 13 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. 2014 yılında Bursa'nın en genç belediye meclis üyesi seçilmiştim. 2019 yılında tekrar belediye meclis üyesi seçildim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın takdirleriyle Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptım. Allah'a hamdolsun 17 ilçemize belirli oranlarda hizmetler yapma Allah bize nasip etti. Ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak Türk sporuna, basketbolumuza ülke çapında hizmet etme şansına nail oldum. Şimdi Mudanya'mızdan aday olduk. Gençliğimizi, enerjimizi, tecrübemizi, büyüklerimizin desteğini Mudanya'mıza, Mudanya'mızın bir evladı olmak adına inşallah bu yola çıktık. Sürecimizi devam ettiriyoruz Sayın Bakanım. Tabii Sayın Bakanım, bizim Mudanya'mızda aday olmamın arkasında bir hikaye var aslında. Çok kısaca onlardan bahsederek süreci anlatacağım. Burada aramızda bulunan bir handbol takımı var. İsmi Poyraz'ın Kızları. Bunlar Mudanya'mızın. Hepsi Mudanya'mızın evlatları. İdealist bir antrenörümüzün bundan 10 sene önce okul seçmesiyle kurduğu bir takım. 10 sene boyunca 5 kere Türkiye şampiyonu olmuşlar. 6 tane sporcumuz da milli sporcu, ülkemizin bayrağını dalgalandırıyorlar sağ olsunlar. Tabii bundan 3 sene önce mevcut Mudanya Belediyesi yönetimi bu Mudanya'nın evlatlarının kurduğu takımı kapatma kararı aldı. Kapatma kararı aldıktan sonra antrenörümüz ve değerli velileri bizlerin yanına geldi. Bizden destek istedi. Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu ilettik. Başkanımız da kızlarımızı sahipsiz bırakmayın dedi. Biz de kızlarımıza sahip çıktık, Mudanya'mızın evlatlarına. Sağ olsun onlar da o kadar güzel bir başarı sergilediler ki ilk senelerinde Süper Lig'e çıktılar, namağlup Sayın Bakanım. Şimdi de Mudanya'mızı en üst seviyede temsil ediyorlar. Hepsi Mudanya'nın evladı olan kızlarımızı sizlerin huzurunda tekrar tebrik etmek istiyorum. Tabii Sayın Bakanım, biz kızlarımıza, Mudanya'mızın evlatlarına sahip çıkınca Mudanya halkımız da sağ olsun bizlere sahip çıktı. Onların istekleri doğrultusunda biz de aday olduk. Değerli büyüklerimiz destekledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle de Mudanya'da belediye başkanı adayı olarak sizlerin huzurunuzdayız. Tabii aday olduğumuz günden bu yana Mudanya'mızın sokaklarında, mahallelerimizde geziyoruz. Köylerimizdeyiz. Halkımıza iç içe sorunlarını dinliyoruz vatandaşlarımızın. Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın her birinin sorunlarını dinledik ve Mudanya'mızın sorunlarını tespit ettik. Mudanya'mızda tabii bir sürü maalesef sorunlar var. 10 senedir yönetilemeyen, hizmetle tanışmamış bir belediyecilikle karşı karşıya. Tabii ben sizlerin huzurunda çok detaylara inmeyeceğim proje lansmanımla alakalı. Kitapçıkta bütün hepsi açıklamalı bir şekilde olacak ama en önemli gördüğümüz birkaç konuyu sizlerin de desteğini isteyerek anlattıktan sonra mikrofonu sizlere teslim edeceğim Sayın Bakanım. Tabii bizim vaatlerimizin her birisi ayakları yere basan, verdiğimiz sözlerin her birinin %100'ünü tutar bir anlayışla süreci yöneteceğiz. Bizim bu anlamda tabii coğrafyamız deprem bölgesi, fay hattımız bulunmakta burada ama maalesef
bizim ilk Arçı depremde belediye hizmet binamız kullanılamaz hale geldi. Ve şu anda Mudanya Belediyesi hizmet binasını kullanamıyor. Farklı farklı yerlerde belediye hizmetlerini farklı farklı lokasyonlarda vatandaşımıza vermeye çalışıyor. İlk vaadimiz, biz belediye hizmet binasını 2 sene içerisinde bitireceğiz. Tabii en önemli gündemlerimizden bir tanesi de maalesef depreme ve afetlere hiçbir hazırlığımız yok. Hemen depremlere ve afete karşı bir hazırlık içerisinde projelerimizi kentsel dönüşüm ve afet müdürlüğümüzü genişleterek bu anlamdaki çalışmaları devam ettireceğiz. Ve tabii Mudanya'mızın gene en önemli sorunlarından bir tanesi maalesef gene mevcut belediyenin ruhsat vermemesinden kaynaklı hükümet konağımız yok. İnşallah biz gene büyüklerimizin desteğiyle birlikte hükümet konağımızı da 2 sene içerisinde hayata geçirip vatandaşlarımız hizmetine sunacağız. Tabii Sayın Bakanım gene Mudanya'mızın tek bir ulaşım güzergahı var. Maalesef bu konuda da epey sorunlar yaşıyoruz. Yine hükümetimizin, Ulaştırma Bakanlığımızın Altıntaş'a kadar getirmiş olduğu çevre yolumuzu biz de inşallah Yalı Çiftlik Esence istikametine kadar uzatıp devletimizin, hükümetimizin desteğiyle birlikte aralardan da bağlantı yollarıyla trafiğimizi rahatlatıp Mudanya halkımıza derin bir nefes aldıracağız. Tabii Mudanya'mızın bu anlamdaki değerlendirmesini yaparken Bursalı vatandaşlarımız da Mudanya'mızı çok yoğun kullanıyorlar. Onlar da bu anlamda trafikle alakalı rahatlamış olacaklar. Tabii ifade ettiğimiz gibi Sayın Bakanım, Mudanya'mız tam bir spor kenti. Mudanya Spor var Mudanya'da. Mudanya Spor'un kuruluş tarihi 1924. 1924'ten bu yana memleketimize hizmet vermekte. Ama maalesef hiçbir tesisi yok ve çok kötü bir durumda. Gençlik Spor Bakanımız sağ olsunlar kendileri buraya bizleri ziyarete gelmişti. Orada da kendileri bizlere bu sözü verdiler. Mudanya Spor Stadyumunu 3 sene içerisinde yaşayan stadyum konseptli şeklinde bitireceğiz ve halkımızın kullanımına açacağız inşallah. Gene tabii Trilye bizim için çok kıymetli bir turizm lokasyonu. Trilye Spor'un başkanı ve yönetimi de burada, aynı şekilde Mudanya Spor'da. Trilye Spor Stadyumumuza inşallah 2 sene içerisinde hayata kazandırıp teslim edeceğiz. Tabii denizimiz var, 45 kilometrelik bir sahil bandımız var ama maalesef bu anlamda sahilimizde, denizimizde gençlerimizin entegrasyonu çok az. Denizcilik Lisesi ve Meslek Yüksekokulu projeyle beraber de gençlerimizle olan denizimize entegrasyonunu sağlayacağız. 45 kilometrelik sahil bandımızda da Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle hem sahil düzenlemelerini hem de yürüyüş yollarını planlayarak süreci yöneteceğiz. Tabii Sayın Bakanım, ifade ettiğimiz gibi Mudanya'mızın stadyumundan Denizcilik Lisesi'ne, gençlik merkezlerinden emekli yaşam merkezlerine, ki Mudanya'mızda 60 yaş üstü yaşayan 23 bin vatandaşımız bulunmakta. Onlara da çok özel bir projemiz, emekli yaşam merkezimizi sunacağız inşallah kendilerine. Girit Mübadele Evi'ni 1 sene içerisinde hayata geçireceğiz. Tabii sosyolojimiz çok özellikli. Ülkemizin çeşitli coğrafyalarından gelip Mudanya'mıza entegre olmuş insanlarımız var. Ve Alevi canlar içinde bir cemevi, 10 yıldır vadeli tutulmayan sözümüzü biz yerine getireceğiz. Alevi canlarımıza da bir cemevini hayata geçireceğiz. Kapalı pazar alanlarından mahalle parklarına, mesir alanlarından Pati Park Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne kadar, balıkçı barınaklarından, sahil düzenleme çalışmalarından, su sporları merkezine kadar her birisini inşallah büyüklerimizin desteğiyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle hayata geçireceğiz. Kadın üreticilerimizden kırsal alanlarda aktif olan gençlerimize kadar, zeytin ve siyah incirimiz çok meşhur Sayın Bakanım. Çok önemli bir lokasyon üretim açısından. Siyah incirimiz ve zeytinimizle alakalı üreticilerimizle işbirliği içerisinde soğuk hava depoları başta olmak üzere yeni pazar bulmaları noktasında kuracağımız belediyemizin şirketleri vesilesiyle de onlara destek olacağız. Tabii kültür merkezimiz maalesef bir tane var. O da şu an çok uzun zamandır tadilatta ve kültür merkezimiz de yok. İnşallah en kısa süre içerisinde de bir tane kültür ve sanat merkezini de hayatımıza geçireceğiz Sayın Bakanım. Turizm Bakan Yardımcımız 2 gün önce bizlerle beraberdi. Mudanya'mızda sağ olsunlar bütün turizm bölgelerini gezdik. Tarihi özelliklerimizden, küllerinden yeniden doğuracağız inşallah bütün tarihi eserlerimizi. Onların her birisini hayata geçireceğiz. Tabii biliyorum buradaki değerli misafirlerimiz de sizleri dinlemek istiyor Sayın Bakanım. Proje lansmanımızı biz hem görsel basında hem yazılı basında hem de vatandaşlarımızın huzurunda aktaracağız. Kitapçıklarımızda da tüm detaylarıyla alakalı bilgilendirmeler yapılmış durumda. O yüzden çok fazla sözümüzü uzatmak istemeden ben konuşmalarıma son vereceğim.
Ülkemiz hem sahada, hem masada, hem diplomatik anlamda zafere konuşulan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarından, stratejik bakış açısı ve kurmay zekasıyla kendinize hayran bırakan Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a proje lansmanımıza katılım sağladığınız için huzurlarınıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanım, az önce tanıştınız. Benim babam emekli emniyet mensubu, polis memuru. Annem ev hanımı. Onlar da aramızdalar. Onlara da çok teşekkür ederim beni yetiştirdikleri için. Tabii hemen yanınızda değerli eşim var. Bu süreçte yoğun günler geçiriyoruz. O da sağ olsun bizi idare ediyor. Çocuk var bizim 4,5 yaşında, ellerinizi öper. Ona da hem anne hem baba görevini yapıyor. Allah razı olsun ondan. Sağ olsun, var olsun. Katılım sağladığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Bu kez kürsüye...